Cengün, ne oldu? Biz ilk bir saatte onun dataları neydi geldi, Waf? Geldi. Bir saat 10.000 geldi. Şu an kaçta? En son 56 mı 58 mi o civar bir şeydi. Maşallah. Babacım siz ne dediniz? Ne demiştik abi? Ne zaman çekeceğimi söylemiştik? Peki eğer ilk bir saat içinde 10.000 gelirse demiştim. Hemen hiç bekletmeden direkt arkasına pat diye çekeceğiz demiştim. Şu an cumartesinde miyiz? Helal olsun harbi. Tamam hemen çekelim abi. Oğlum harbi böyle durunca yakışıklıyım ha. Herhalde niye yakışıklısın abi, saçmalama. Ben bir şey demiyorum, senin Allah belanı ver. Vallahi sen nasıl hayırsız bir çocuksun ya. Ben bir gün Mavi'de rahatsız oldum abi. Yayına bir tane rüyasını anlattı bize dün gördüğü rüyayı. Ne gördü rüya? Dedi uyumadan 0-1 izlemiş abi. Uyumadan önce ne izlemiş? 0-1 izlemiş. Hı-hı. Direkt öyle rüyaya girmiş. Abi şimdi ben rüyamdaydım. Boş ama abi boş. Söyleyeceksin, sonunda bu olay bana patlayacak. Boş oldun kendisine. Niye anlattın o zaman bana? Ben rahatsız oldum. Ya baş harbi olması lazım. Gerçek gördüm. Ben rahatsız oldum. Barış abi de olmasın abi. Bu nasıl bakış açısı? Arena gibi bir yerdeyiz, tamam mı? Uzatma. Bir şey oluyor işte. Bak kim var rüyada? Sen, Naruto, Ferro abi var mıydı hatırlamıyorum. Ama Sasuke, Gabi. Evet, hiç uzatma o kadar. 4-5'imiz var. Orada Gabi poligonda atış yapıyor. Ben de gidiyorum yanında atış yapıyorum falan. Sonra oradan çıktık biz. İzleyiciler geliyor. Sasuke diyor ki çok kalabalıklar diyor. Ben gideyim diyor. Gidiyor Sasuke. Orada biz fotoğraf falan çekiniyoruz abi. Sonra çocuğun biri geliyor. Beni dövmeye başlıyor. Bana vuruyor falan. Sonra orada kavga çıkıyor abi. Sen vuruyorsun. Ben vuruyorum. Sonra iki kişi seni sıkıştırıyor. Ben geliyorum. Birini senin üstüne alıyor. Onları dövüyoruz abi. En sonunda uyanıyor. Ama uyanmam, Sasuke arayıp uyandırıyor beni. Bak. Görüyor musun abi? Bunu geride anlattı bana. En iyi rüyalar mı diyelim? Barış abi hadi girelim, vallahi girelim abi. Ne geçen gün rüya şey yaptım, geçen gün rüya gördüm. Ne oldu, ne gördün abi? Uçakta gelirken işte Kıbrıs'a, en önde oturuyorum işte. Birden hızlanmaya başladı uçak. Ben rüyadayım işte, gözümü açıyorum. Birden uçak hızlanmaya başlıyor ama böyle araba lipmesi gibi düşünün. Yani araba gibi düşün, anladın mı? Böyle 120-140 yani örnek olarak biliyorum. Böyle. Makine öyle bir bağırıyor ki aşırı hızlanıyor artık. Böyle camlar böyle çatlayacakmış gibi falan oluyor. Sonra o hızda tak diye Kıbrıs'a havalimanına gidiyoruz ama böyle hızlı hızlı iniyoruz falan. Ben tak gözümü açıyorum orada. Ulan bizi pilot gene aynı şekilde hız yapıyor. Şey diyor işte orada işte yavaş yavaş alçalmaya başlıyoruz diyor. Tam bu dedikleri 2-3 dakika sonra bizi aşağı iniyor. Normalde uzun süren bir süre. Ben rüyamda ama onun yaşandığı anı gördüm. İleriyi gördüm yani, anladın mı? İleriyi gördüm. Abi bu bende çok oluyor. Ben bir de rüyamda gerçek hayattaki etrafındaki şeyleri görebiliyorum. Tamam kardeşim. Allah. Ne oldu dedi Barış abi? Abi bir de geçen bir rüya gördüm. O kadar güzeldi. O kadar güzeldi. Ne derim biliyor musun? Ya boşanma ya. Tamam oğlum yeter. Kalk. Halledeceğiz diyorum. Hadi boş yapmayalım. Toparlanalım diyorum. Başlıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşıda var. İki yepyeni oyuncu. Cyclonic bir patlama ile yeni buluşan bir türküyle. İyisin abi, iyisin. Evet. Dediğim gibi en iyi vuruşlar videosuyla siz güzel izleyeceğiniz karşısında ekipten beraber gene çok güzel vuruşları izleyeceğimiz bu videoya hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Ve geçen hafta biz size söylemiştik, dedik ilk bir saatte bir 10.000 meyeli gelirse hemen arkasına en iyi vuruşlar gelecek dedik. İlk bir saatte 10.000 meyeli geldi, hatta geçti. Onun üzerine video şu an 56 ya da 58 bin meyeli de bir şey olması lazım. 60'a doğru gidiyor. 60'a doğru ilerliyor. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler diyoruz. Hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam edelim diyorum hocam. Hoş geldiniz. Alkışlayın lan. Alkışlamayın lan. Alkışlamayın. Şimdi olaycımız basit. Biz gene en iyi vuruşlarını seçiyoruz. Tabii ki bu vuruşlarda en artistik vuruş, en iyi clutch, en iyi drive-by, buna benzer olaylarda ayrı ayrı ayırmayı unutmayalım diyorum arkadaşlar. Tabii ki sizler de yorumlarda en iyi üçlünüzü ya da buna benzer kategorinizi tabii ki yazabilirsiniz videoyu beğenerek de diyorum. Gene aynı şekilde ilk bir saatte bir 10.000 beğeni gelirse gerçekten 10 numara 5 yıldız olur. Zaten herhalde de bunu tekrar serisini çekiyoruz deyip başlıyorum diyorum hocam. Gelsin. Ooo. Ne? Baba adama yazık. Ne? Oğlum bayığına niye vuruyorsun lan? Ben ilk defa böyle bir şey gördüm bu arada. Biz çok izledik. Hep havadakini vurduğunu çok izledik de iyi. Vurup bir de adamın ölümüne bir daha toprak atmayı ilk defa gördük diye düşünüyorum. Helal olsun. Bu arada bayağı iyi. Yani bunu öyle sürekli denk getirebilecek bir pozisyon değil. O yüzden 10 numara 5 yıldız bir hareket diyorum arkadaşlar. Yani güzel hareket deyip geçiyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsun. 10'luk bir hareket. Çünkü böyle daha önce bir şey görmedik. Böyle güzel denk getirme. Güzel bir denk getirme olmuş diyorum. Helal. Aha. Tamam. Oha. Baba. Ne? Oğlum bir dakika, mermisinin bitmesi lazım kanka adamın artık bir yerde. Niye bitmiyor bir türlü? Direkt 50 ile dalmış abi. Bak geliyor bir dakika. Tamam. Tamam. Ona hitledi. Bu arada çocuk.
Çocuk esprili dextro bir de. İyi. Yani çocuk sürekli o joystick'i bir türlü bırakmamış. Sağ sol. Yani ortama giren kim temsili? Kim? Mahallenin babisi. O yaşlı dayı geldi. Bir şey yağdı. Olabilir o daha mantıklı. O dayı bu dayı kardeşim. Güzel bu arada. Güzel. Thompson'ın menesinin 50'sini de çok güzel kullanmış. 9 yok. Her şaka adamlar çünkü birazcık olay ne olduğunu anlamış. Bir tanesi duvara sıkarken gördüm şurada. Niye duvara sıktığını merak ediyorum çocuğun. Aynı şunun. Tabii şuradaki gözüküyor. Yani bu biraz mantıksız bir pozisyonmuş. Bundan dolayı puanı kırıyoruz. 9 diyorum hocam. 9 abi. Güzel. Ne yapıyor? Ne yapıyor? 546 metre ne be? Oğlum. Neyi vurdun la? Neyi vurdun? Ben harbi görmedim bu sefer. Bir dakika. Çok iyi abi. Ben bir de gözlük takacağım. Nerede? Ya arabaya yüksek ve sprey denemiş. Oğlum orada bir... Evet çok ince bir şekilde... Araba ne o? Güzelsin. Güzelsin. İyisin baba. Güzelsin. Sen, İyi diyoruz ama bu anlayamadım çünkü nasıl vurdu adamı. 546 metre ne abi? Ne bu? Baba şu köşedeki adam mı vuracaksın? Prenses Sevim prenseslikten gitmiş. Sıkıntılı bir vuruş. Çok sıkıntılı bir vuruş. Bu vuruşun kitaplara konulması gerekiyor. Bunun hakkında tartışılması gerekiyor. Bak harbi. Nasıl, nerede adam? Bir saniye. Burada kanka o? Şurada. İyi çevirmiş. Evet. Evet. Çok iyi vuruş. Çok iyi vuruş. Kusursuzluğu, bu kusursuz işte. Evet bu kusursuz bir vuruş ya. Bu artistik sniper vuruşlarında bu olabilir. 10 diyorum. Bu olabilir çünkü. Çok iyi. Bunun üzerinde vurmak bu arada harbi sıkıntı. Sen ne diyorsun Sasu? Vurup bir de biniyor abi. 9 abi ya. Sümeyye var burada. Kamera yukarıya çevirdim. Ne yapacak? Eşekle gidiyor. Bunu vurmak zor lan. Güzel. Olay lan. Olay lan. Güzel diyorum ona. Pozisyonu izleyemedim. Vay. İyiydi. Adamın zaten burada artık bitişinin yeri yani bu. Konam neyi yapmış o da. Evet. Güzel diyorum ona. 9 diyorum ya. 9'luk bir hareket. 9. Ne oluyor? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Ya 9 diyorum. Neden? Çünkü 4. olsa kesinlikle ya bir kişi daha vursa 10'da 10'du ama bu da 9'da 9 öyle söyleyeyim yani. Aynen. Gayet güzel sağ olsun. Helal. Ne? Ay. Çok iyi. Merminin gidişatını görüyor musunuz bu arada? Merminin gidişi şey abi. Ben bunu vuracağım gidişi yani merminin. Bak merminin gidişi gayet çok tatlı gözüküyor. Çok iyi abi. Önüne doğru atmış çok da güzel vurmuş. 9. 9. 9. 9. What? Ay. İyiydi. Oğlum bunu biz görmüş müydük lan? İyiydi. Yok. Ya bu M7'lerde hep böyle. Eski modda atmış bunu. Ya o 3-4 mermiyi çok güzel ya. Kullanmış ya. 9 diyorum ben ona. Ne ona? Vallahi ol abi çok yani çok iyi. Babacım ama şöyle bir şey var. Mermiler silahlarda ilk 3-4 mermi zaten belli bir düzlükte gidiyor. Zaten çocuk onu yapmış burada. O da burada. Zor ama abi. Hayır o düz gider kanka. Belli bir düzlükte gider. Sprey belli bir yerden sonra saçmalamaya başlar. Anladın mı? Bak. Hop tam bozulurken tutuyor. Bırakıyor. Tutuyor onlar. Ama bunu da tabii bunu yaparken adamı sürekli head atması ayrı bir dava. O evet o çok güzel. Ha 9 diyorum ben. Onda 9, değil. 9. Ya burada olay ne? Yani buna 9 diyeceğim. 4. adam olmadığından dolayı. Burada olay ne? Sürekli herkesi biliyorsunuz zaten. Böyle pozisyonlarda durduğu yer genellikle şurada pusuyorlar. Merdivenden geleni daha rahat vursun. Adam beklenilmeyen bir hareket yapmış. Adamlar araşlamış. Doğru. Bakan adam, sonuncu aynen. Adam anlayamadı olayı. Karşına çıkacağını düşünemedi yani. Onlar doğru attı. O yüzden 9 diyorum. Siz? 9'u var. 9 var abi. Yine 9. Var. Ne? Ne diyor lan? Ne diyor? İpimi bağırttıracağım görecekler mi? İpimi bağırttıracağım görecekler mi? Bir durdursun. İpimi bağırttıracağım görecekler mi? Aa şey vuruş yapacak ya işte iki bar çek yani. Görecek mi? Yani. Okey. Tamam. Ne?
Oraya da bir de otursa böyle gitse adamın yanında doğru. Yok eşin. Ulan bunu yapmışsın, onu da yapsaydın be abi. 9 diyorum ya o yüzden. 9 yine 9. 9. Onu yapıp 9. Adamın yanında gitse o cool görüntü falan kesin. Şeyin yanında bile böyle lafın üstüne yapıyor ya böyle. Zaten aynen, deniyor da işte adam yani. Bunu denemek için yapıyor. Allah bir 50 kere söylemiş o kelimeyi. Ters köşe. Gene Cyrus. Gene Cyrus. Gene bir clutch pozisyonu. Oy. Baba ben bunu alırım abi. İşte, bu o işte. Bu çocuk iyi oynuyor lan. Bayağı güzel oynamış. Gidir clutch'ları çok iyi bu arada. 10. 10 harbi 10. 10 abi 10. 10. Demeyecek 3 demiştik. Adam al sana 4 dedi bu sefer. Helal olsun. Çok hızlı abi. Helal olsun. Güzel. Güzel. Tek başına. Bir adam. Ne yapıyor lan? Tamam. Bir daha alamadı. Şat. Ne? Bir daha yapma. Bu en iyi olur. Bu en iyi. Ne? Yeter lan. Yapma. Yapma. Nasıl yani? Ne yapıyorsun oğlum? Abi bir şey diyebilir miyim? Böyle bir şey olamaz bu arada bu oyunda. Harbi çok iyi. Bu işine bak ya. Harbi işine bak. Böyle bir şey yok. Bilgisayar oyuncusun bu. Bu bilgisayar galiba evet. Bilgisayar baba, evet ama bilmiyorum ne oyuncusu ama harbi. 80'in setleri falan baksana onlara da sağlam ha. Önümü ilikledim. En iyi vuruşlarda bak harbi. En iyi vuruşlarda böyle bir sahne daha önce hiç görülmedi. Öyle söyleyeyim. Bu ne oğlum? Çok ya. Bir de hepsini fırlatıyor yani ayakta falan. Nasıl yani? Orada sanki inanmış böyle silah almamış. Baba. Bu çok iyi bak. Bu çok felaket bir hareket bu. Bunun üzerine bayağı tartışma. O YouTube'u bıraktı zaten bu YouTube emoti. Bir daha bir bıçak kullansak mı lan mantık değilmiş ha? Kanka dördünü yapamazsın. Bu imkansız. Bu dünyanın hiçbir yerinde yani. Yok. Ben direkt 10 veriyorum ve 10. Bu yani şekilde devam et. İnşallah. Game IQ dediğimiz muhabbeti yapmış yani çocuk. Mesela oradaki aç gözlük yapıp ya gerçi 50 defa yani şu pozisyonu aslında, 50 defa şu pozisyonu oynasam bakın bunu tartışacağım biraz. Dümdüz koşar. 50 defa bu pozisyonu oynasam şuradaki silahı almaya giderim. Evet. Bak, başka bir şansın yok. Hiç kimse şu bıçağı alıp ama o silah almış olsam büyük ihtimalle ölmüş olurum. Çünkü adam direkt shotgun'da geliyor şuradan. Bak şunu almaya giderdim. Adam almıyor ama ayak izleri çok iyi takip ediyor adam herhalde ya. Çok iyi. Çok iyi. 10 bu arada. En iyi. 10 abi. Birinci abi, sıraya direkt girdi abi. Kanka bu adam. Helal olsun. Devamını izlemeyelim artık. En iyi aynen. Bu budur. Budur. Tertemiz, tertemiz. Bak rahatlatıcı video. Bak. Tertemiz. Tertemiz. Rahatlatıcı video. Bak rahatlatıcı video. Harbi ASMR gibi video. Helal. Burada üstte falan takılmamış. Evet böyle. Evet. 10 verdim. Rahatlatıcı. Ne? Ay. O ne yapıyorsun? Kime attı? Rastgele attı ama iyi attı. Arkasından yani paraşütlü birisi yok. Arkasından biri zıplıyor büyük ihtimalle vurmak için. Yok abi ya bak biraz şey yap abi biraz geriye. Ha ileride birisinin kafasına düşüyor bu. Aynen bence de öyle. Baba. Çünkü bir sürü koşanlar vardı ya birini atmış tutmuş harbi helal lan. Helal diyorum. Güzel deyip geçeceğim ya şans biraz bu. Demeyecek izlemedik oğlum bu pozisyonu. Kardeşim. Eksi bir ben waffına veriyorum. Eksi bir waffın bu arada. Sıradaki. 4 kişi. Ve ölmüş geri gelmiş diyeceğim. Ne? Ay. Ne? Ne? Aman. Aman. Bu. Oğlum ne yapıyoruz lan? Kanka. Bu güzel. Yani, bu geçer mi onu lan? Geçemez. Onu geçemez de. Geçemez. Ama şuradaki şu hızlı bir şekilde bıçağı alıp adama gidip saplaması çok mermisi var ha. Bize mermisi var. Evet, evet, evet. Ölümle yaşa. Onu rahatça vur onu. Evet. Çok güzel oynamış. 10. Kralingo diyebiliriz ya da kral direkt. Çok güzel. 31'den ayrı puan verdi zaten. 2'de 31 var. Oo! İyiydi. 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 Ama bu APK. Ne oluyor? Aman.
Oy. Aman. Bu arada bu pozisyonu kazanması çok zor adamın. Evet abi. Bu kadar canı var. İki tane adam aynı anda sıkıyor ve adam ikisini birden alıyor. Bu bir sıkıntılı bir hareket bu arada. Ve kaskı yok adamda. Evet. 10. Güzel kılıç. 10. Ve sen bir de iki kişi hareket. Evet, şey. Evet. Yapma, yapma, yapma. Abartma kardeşim. Ne? Ne? Oğlum nasıl yani ya? Ayarlıyorlar ki bunu. Abi biz bunu kurgu çeksek, 50 tane atsam 50'si de gelmez. Bas. Aynen. Deneyebilirsiniz saygıdeğer arkadaşlar. Bu denenebilir ve yapılamaz bir şey. Bu öyle bir şey. En artistik vuruşa girdi diyebilirim yani şu an bu. Girdi girdi. Çok iyi. 10 yani. 10 baba 10. Edit güzel. Edit güzel. Ne olacak merak ediyorum. Aman, ay, aman, ay. Aman, 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 aman. Ya adam düşün bak. Şöyle şu pozisyonu şöyle düşünmeni istiyorum. Bak oyunda izleyiciler de bir saniye bir gözleri kapatın. Tamam mı? Bak Sasuke mavi tamam. Yemin ediyorum gözünüzü kapatın. Kapattım. Abi, atladım buraya. Atlat ya kapat sana düşündüreceğim ben bunu. Kapatın tamam. Gözünüzü. Bu da atladınız. Herkesi temizlediniz tamam mı? Bak herkesi temizledin. Bir kişi tamam. Var. Adamı arıyorsun arıyorsun bulamıyorsun. Her neyse artık diyorsun ki aman uğraşamam. Ve atlıyorsun o süzülme şeyini ve gidiyorsun. Giderken aslında bir adamın duvar boyutu seni vuramayacağı bir pozisyonda. Ama zıplıyor arkandan tek denemede seni vurup öldürüyor ve oyunun bitiyor. Ve sen ölüyorsun. Anasını umutları gidiyor. Yani. Anasını raporlarım ki. Ağır bak bir ölüm tekrarını açıp bu gerçek adamın yerindeki tepkisini merak ederdim ben. Yani böyle bir seri mi yapsak acaba? Anlamsız şekilde öldüğü zaman insanların tepkilerini mi görsek? Yapabilir miyiz acaba böyle bir şey? Çok iyi. Ben merak ederim mesela. Ya. Yani bence ölüm... Bence ulaşsınlar abi. Yani, ben severim şey. Tamam kardeşim. Ölüm tekrarından baklı oluyor. Baksız mıdır acaba bilmiyorum. Yani böyle yo çok... Baksızdır abi. Baksızsa bize bunları atsın ama bence bunları bir alalım. Ben merak ediyorum tepkilerini. Yani nasıl biliyor muyuz abi? Diyelim havada gidiyor mesela eşekle. Biri geldi abim attı. Onu mesela biz izleyelim. Nasıl aynen. Görünüyor? Nasıl atmış? Nasıl diye görelim. Kanka bunu ben yani bu adamın yerinde olmak istemem. Ya baksana. Üzülürsün. Her şey geçtim. Şu arbaletli adam ne yapsın? Atlamışsın, yastaya da geçiyor işte, uçacaksın, gideceksin. Arbaletli bir oyun silme sebebi arkadaşlar bu hareketler. Harbi yani anladın mı? Adam hile değilse bile raporlarsın hile diye. Öyle söyleyeyim. Kansız yani bu adamlar. Helal olsun diyorum baba. Helal olsun. Bence öyle bir seriyi bir canlandıralım, bir kuralım. Farklı. İzleyiciler de... Şimdi ciddi yapsınlar abi. Bence bak. İzleyiciler de bir fikir versin. Bence Waff'ın da bunu bir düşünsün. Yani onu şey yapalım yani. Yani böyle ya acaba böyle keşke kayıtlar ya tepkilerini bir görsek bu ya da nasıl bir şey tartışılır. Bakalım inşallah öyle bir seri olur. Müzik çok sevdiğim müzik bu arada. Bu arada patlayan müzik. Ne bu? Baştaki tepkilerini beğendim. Ooo. İyi. 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 Ya tahmin etmiş. Tahmin etmiş ama şansa gitmiş ya. Müzikte daha iyi bir şey bekliyordum ama. Güzel deyip gideceğim. Sesleri duyuyor, rastgele deniyor. İyi, güzel. Müzik çok güzel değil mi ama? Evet. Yeni bir arbalet. Adam yok orada. Orada adam yok. Lan kur. Ay, al var dedisi. Lan var mı sözünü deriz. Şuradaki adama atıyor. Var. Baba, bu da ban sebebi ya. Baba oğlum okun gidişini gördün mü? Bak. Şu bak. Aynen. Bak. Tak kafaya düşüyor yavaştan. Evet. O da ne dedim bilsin öyle bir şey. Baksana bir. Tam zıplarken yiyor bir de adam. Evet. Baba. Zıplaması beni kemeyecek ha. Evet. Bu da çok güzel bir vuruş. Bu da güzel vuruş ama ben direkt peşin söylüyorum. Bence. O zaten. Bıçaklı. Yani bıçak, arbalet ve hangisi? O kılıç pozisyonu. Hangisi? Hangi kılıçtı o? Toki'deki mi abi? Bu. Ha, bu. Kılıç ve ayakta bıçakla girilen pozisyon bence en iyi üçlü.
bir enerjik olarak da. Evet, çok güzel vuruşlardı. Harbiden en iyi vuruşları. Bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar güzel şeyler çıkartabildik bilmiyorum ama 10 numara 5 yıldız vuruşlar vardı. Tekrar dediğim gibi sizler de kendi üçünüzü yorumlara yazmayı unutmayın diyorum ve serinin devam niteliğinde beğeneceklerinizi atıp böyle hızlı bir pushlarsak eğer videocu hemen gene aynı o bir hafta sonra bir daha iyi vuruşları izleyebiliriz diyorum. Ekrana görüntüyorlardan hangisini izlemek istersen o videocu kartı kayıp geçip onları izleyebilir. Halen daha kanalıma abone değilseniz şuradan tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bay bay.